Bana bu sorunu hiç aklınız yerinde. Kendi kendi kıymetlerinde bana bu funksiye, bana bu aralıkla anıklanmayan. Bir de anıklığı fakat bana şu aralıkla anıklanmayan degen soruya cevap veririz. Bu kaçın bana şu aralıkla anıklanmayan? Bunun için izostdagi ifade şu aralıkla manfi buluş gerek. Bizge malum kx kvadrat plus 2x minus 1. Bana bu funksiye sıfatla karaydıken bulsak onun grafiği parabolodan ibaret buladı. Eğer bana bu aralıkta manfi buladıken bulsa minus 1 artaksam 3 aralıkta manfi bulsa bu grafiği bana bu görüşte buluş gerek. Minus çeksizden minus 1 geçe musibat. Minus 1'de 0 geçe. Minus 1, 1 taksım 3 aralığında manfi. 1 taksım 3'de yine 0 geçe. 1 taksım 3'den plus çeksizde geçe yine musibat. Bana bunu değil, roya veriş gerek. Demek hususen bir de x'nin minus 1 kıymatı da bu ifade 0 geçe veriş gerek. X'nin oraya minus 1 koyup bu 0 geçe deyiniz. K küp aytırı minus 1'nin kvadratı 1. 2 küp aytırı minus 1, minus 2. Minus 1, ten 0. Bundan k ten 3 ekeni gelip çıkardı. Demek funksiyonun görünüşü y ten ilzostu da 3x kvadrat plus 2x minus 1 görünüşte buladı. O yeni tek şeramız bu funksiyon hakikaten şu aralarda anıklanmayan mı? Yani ilzostu ifade şu aralarda manfi buladı mı? Bu tek şeramız. Bunun için 1 taksım 3'te bana bir ifade 0 geteyim buladı mı ya ki yok mu? Şunu tek şeramız. X'nin oraya 1 taksım 3 koysak bir yerde 1 taksım 3 plus 2 taksım 3 minus 1 bana bir ifade 0 geteyim. Demek bana bu funksiyonu kanı oraya 3'ü yazadigen bulsak ve bana bu funksiyonu karadigen bulsak bu funksiyon grafiği bana bu görünüşte ve bana bu aralarda manfi buladı. Neticede verilgen funksiyon şu aralarda anıklanmayan bulardı. Şunu yakalıp cevap k ten 3'te. K'nın kıymeti 3 ten iken. Okey, bir soru götürmez. X'nin kendi bütün kıymetleri de yani X'nin kendi bütün kıymetleri bana bu funksiyonun anıklanış sahasına tegishli. Yani anıqrağı neçte bütün son bu funksiyonun anıklanış sahasına tegishli. Şunu anıqlayımız. Eğer bir artı ifade ildizasında kelerdiken bolsa, o halda bu ifade anıqlangan bolışı üçün A katta yakitin nol bolış gerek. Yani bu ifadanın anıqlanış sahasını tapış üçün biz bana bunu tensizliğini yaşamız. Ve biz de bir arada iki de ifade keli yaptı ildizasında. Demek her biri manfi olması gerek. Yani sinüs x katta yok eteğin 0, 16 minus x kvadrat katta yok eteğin 0. Ve bu funksiyonun anıklayan sahasını biz kuyuda geçe tapağımız. Hop, şimdi soru kuyuda geçe neşte bütün son bana bu iki teğindeydi. Yani sistemini kanatlandırdı. Şu soruya cevap veriyoruz. Hop, ikinci teğinsizliğinden başlayalım. Bu teğinsizliğini kuyuda geçe yazışımız mümkün. X kvadrat küçük yok eteğin 16. İldiz çıkarsak modül x küçük yok eteğin 4. Bana bu tensizliğini hasıl kılalımız. Kaysa bütün sallar bu tensizliğini kanıtlandırırlar. Teng x teng 0, 1, 2, 3, 4 salları kanıtlandırırlar. Şu bilen bir gelgede bu sallarını karama karşı bölgen sallar. Minus 4, minus 3, minus 2 ve minus 1. Bana bu sallar tam kanatlandırdı. Yani biz ikinci tensizliğini kanatlandırdıken bütün sallarını taptık. Yani bunların içinden kaysaları birinci tensizliğini kanatlandırdı. Şunu anıklayınız. Bizge malum sinüs birinci ve ikinci çaraylarda müsbat. Demek bu salların kaysaları birinci ve ikinci çarayla tekişliği buladı. Şunu anıklayınız. 0. 0 da sinüs 0 getirin. 0 burçak. O 1, birinci çarakı tekişli. Birinci ve ikinci çarakı tekişli buluş için demek 0 bulan yanda pi arası deki sallarını tapağımız bana bir de. 1, bu aralıkta tekişli. 2, tekişli. 3,
tegishli. Lekin 4 tegishli emas. Demak 0 1 2 3. Mana bu sonlarda bir birinchi tengsizlik bajariladi. Va biz hozir 1 2 3 4 tasini topdik. Endi manfiy sonlarni qaraylik. Agar unga qaram bu sonlarga qarama-qarshi sonlarni qaraydigan bo'lsak, alfa va minus alfa burchaklar x o'qiga nisbatan simmetrik bo'ladi. Bu yerdan biz minus 1, 1 birinchi chorakka tegishli, minus 1 4-chi chorakka tegishli, 2 bu yerda minus 2 demak 3-chi chorakka tegishli, 3 2-chi chorakda minus 3 3-chi chorakda 2 minus 2 buni aniqladik 4 4 mana bu chorakka tegishli 3-chi chorakka chunki pi dan katta. Bu holda minus 4 simmetrik bo'ladi, minus 4 2-chi chorakka tegishli bo'ladi. Demak minus 4 da ham mana bu tengsizlik bajariladi chunki 2-chi chorakda sinus musbat bo'ladi. Demak mana bu ham yechim bo'ladi. Shunday qilib mana bu sistemani qanoatlantiruvchi butun sonlar 1 2 3 4 5 5 ta ekan javob 5 ta. Xo'p, endi navbatdagi misolga o'tamiz. Xo'p, mana bu aralig'idan olingan nechta butun son mana bu funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli. Xo'p, demak bu aralig'idan olingan nechta butun son bu funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli. Xo'p, yerda ildiz qatnashyapti. Ve ildiz osti yuqorida aytib o'tdik. Agar birorta ifoda ildiz ostida kelsa, u holda u ifoda manfiy bo'lmasligi kerak. Shundan foydalanib biz uni aniqlanish sohasini topamiz. Demak mana bu ifoda manfiy bo'lmasligi kerak. Demak x kub ko'paytiruv sinus kvadrat px taqsim 3. Y darajasi minus x o'zi manfiy emas. Bu musbat aniqrog'i. Musbat. Demak mana bu ifoda manfiy bo'lmasligi kerak. Shundan biz mana bu aralig'idagi butun sonlarni topamiz. Tengsizlikni qanoatlantiruvchi. Shunday qilib mana bu aralig'idan olingan nechta butun son mana bu tengsizlikni qanoatlantiradi. Shu savolga javob beramiz. Mana bu yerda kvadrat bo'lganligi sababli mana bu ifoda manfiy emas. Demak bu yerdan biz quyidagi sonlar bu tengsizlikni qanoatlantirishini hosil qilamiz. X teng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Demak bu yerda 11 ta son. 11 ta son mana bu tengsizlikni qanoatlantiradi. Bu biz manfiy bo'lmagan x ning manfiy bo'lmagan qiymatlarini hisoblatib berdi. Xo'p, x ning manfiy bo'lsa-chi? Manfiy bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. X manfiy bo'lib, mana bu ifoda 0 ga teng bo'lishi mumkin. U holda ko'paytirma 0 ga teng bo'ladi va tengsizlik bajariladi. Endi x ning manfiy qiymatlarini qaraymiz. Xo'p, x ning qaysi qiymatlarida, qaysi manfiy qiymatlarida sinus 0 ga teng bo'ladi? Buning uchun buni 0 ga teng desak, px taqsim 3 teng pi ga, tenglikdan x teng pi ga qisqartirib boramizda 3 ga ekanligini hosil qilamiz. Demak x 3 ga ko'rinishda bo'lishi kerak ekan. Manfiy sonlarning ichida ular x teng minus 3, minus 6, minus 9. Mana shu sonlar mana bu berilgan oraliqqa tegishli. Demak bu yerda biz x ning 3 ta qiymatini hosil qildik. Yuqorida 11 ta qiymat hosil qildik, bu yerda 3 ta qiymat, demak hammasi bo'lib 11 qo'shib 3 14 ta. Demak x ning 14 ta qiymati, mana bu aralig'idan olingan 14 ta qiymati mana bu funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli ekan.